Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde sizlerle tesip desenimizi boyamaya başlamıştık. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğim. Çünkü ben en son zemini sürmüştüm. Çiçekleriyle alakalı bir uygulama yapmamıştım. Bugün çiçeklerin nasıl boyanabileceğinin tarzlarından bir tanesini göstereceğim. Bu cilt kapağım hani 4 bölümden oluşuyordu ya, şöyle göstereyim. 1/4 bir desende bu. Ben her bir köşesini farklı bir renk yapmaya karar verdim. Normalde tabii ki siz öyle yapmayacaksınız. Nasıl bir renk yapmaya karar verdiyseniz onun üzerinden diğer köşelerini de aynı şekilde boyayacaksınız. Ben renk tonlarını nasıl kullandığımı ya da çizgisel ayrımlarla içerideki renkleri nasıl yaptığımı ya da çizgisel ayrımları hangi renkler yapabileceğimi dört kenarda farklı farklı şekillerde uygulamaya karar verdim. Bugün de geçtiğimiz derste yaptığımız zeminin içerisindeki çiçekleri nasıl boyayacağımızı göreceğiz. Videoyu kısa tutacağım. Diğer konuları da ardı arkasına boyama teknikleri olarak öbür köşelerde ders olarak girmiş olacağız. Şimdi kamerayı yaklaştırıyorum tekrardan. Şöyle çevirsem benim elimin. Girdiği alanı ihlal ediyor çünkü bu telefonun ayağı. Şimdi beyaz boyamızla bu kullandığım hatayları zemin hazırlayacağım. Bunda sırf beyazı kullanıp üzerinin uçlarına tonlama atarak içlere doğru renkleri yaymayı tercih edeceğim. Diğerlerinde beyaz rengin içerisine hafif renkler karıştırarak zemin rengi oluşturup boyamayı tercih edeceğim. Bazen dip kısımlarda, bazen uçlarda renklendireceğim. Farklılıkları da görmüş olmanızı istiyorum. Beyaz rengimi buraya aldım. Şimdi herhangi bir başka karışım yok. Biraz sulandırıyorum. Çok fazla almadım, alanım küçük olduğu için. Kıvam nasıldı? Çok akışkan değil. Çok akışkan olduğu zaman çok sulu olur. Çok sulu olduğu zaman zemini örtmez. Katı olduğu zaman da boya katmer katmer kurur ve hiç güzel durmaz. Kıvamı kullana kullana öğreneceksiniz. Dışına taşırmadan, hani siyah mürekkeple kontür çekmiştim ya, onların dışına taşmadan beyaz boyamı zeminlere sürüyorum. Bir önceki bölümde de söylemiştim. Bu hatayların olduğu zeminleri de tesibin asıl zemin boyasını kullanmadan önce de sürebilirsiniz. Kontürleri gördüğünüz gibi hiç aşmamaya gayret ediyorum. Zemini sürerken fırçanın ucuna dolgunca bir boya alıyoruz.
zeminin üzerinde yaymadan o dolgunluğu bırakıyoruz. Çok katı bir kıvam hazırlamadığımız için çok düzgün kuruyor. Katı olursa böyle katmer katmer donuk donuk kurur. Çok sulu olursa hem dalga yapar, dalgalanma. Hem de zemini örtücü olmaz. Çiçeklerde şu anki kullandığım guaj boya. Arzu ederseniz akrilik de tercih edebilirsiniz. Akrilik tekrar çözülmeyen bir boya. Üzerinde kullanacağınız boyayı rahat hareket ettirirsiniz. Ama ben guaj tercih ediyorum. Çünkü büyük çiçek taramaları yaptığımda akrilik tercih ederim ama normalde bunlarda guaj tercih ediyorum. Boyayı tarama ya da herhangi bir gölgelendirme yaptığımda renklerin birbirine daha çok karışarak dağılmasını sağlıyor. Çünkü alttaki beyaz guaj boyada tekrar ıslanınca diğer renklerle daha iyi karışıyor. Evet, şimdilik yetsin. Fırçamın ucunu güzelce temizliyorum. Bunu yapmayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu arada bana gelen WhatsApp grubumdaki öğrencilerden gelen boyama videolarında ya da ödevlerinin fotoğraflarında fark ettim ki mesela kontürü çekerken ya da boyayı sürerken böyle kendinize fırçanın sap kısmına doğru olan yere doğru gelmeniz gerekiyor. Kontürü çekerken böyle itelediğinizde, fırçanın uç tarafına doğru itelediğinizde hem kalın olur, fırçanın ucu bozulur ve güzel bir görüntü oluşturmaz. Her zaman fırçanın dibine doğru çekmeniz gerekiyor. İtelemeyin. Fırçanın uçlarının gidişatına göre çekin. Sanki süpürür gibi. Ama ileriye doğru böyle sürükleme gibi değil. Bu arada WhatsApp derslerine katılmak isteyenler verdiğim numaralardan benimle iletişime geçebilirler. O zaman hem ödevleri tahsis etme şansım oluyor. Birebir daha iyi rahat ilerleyebiliyoruz. Şimdi zeminlerim kurudu. Yanıma sulu boya paletimi getiriyorum. Kağıdın üzerine çok yaklaştırmak istemiyorum. Bu size gösterdiğim malzemeleri tanıtırken gösterdiğimden biraz daha küçük. Van Gogh marka sulu boya paletim. Daha az renk seçeneği var. Diğerinde daha fazlaydı. Bu da kaliteli ve güzel bir boya. Tercih edebilirsiniz. Sulu boya asla zeminlerde kullanmıyoruz ama mesela çiçek renklendirmelerinde falan çok tercih ederim. Tonları da güzeldir gayet. Şurada kullandığım renk paletinin üzerinde de deneyebilirim ya da işte bu ilaç kutunun içerisinde de renk hazırlayıp kullanabilirim. Ben çiçeklerden birini bu Crimson kırmızısıyla gölgelendirmek istiyorum. Bunu birazcık daha sulu yapıyoruz. Guaj boya gibi çok katı olmak zorunda değil. Uçlara nokta nokta bundan koyacağım. Mesela burada Crimson kırmızıyı kullandıysam yakın bir yerde değil, biraz daha aralık bırakıp ilerideki desenin içerisinde kullanabilirim. Bu sefer tam uca değil, orta kısımlara bir noktacık koydum. Bunları hareketlendireceğim. Renk dengesi açısından Crimson'u burada kullandım, şurada kullandım.
Bir de üçüncü bir üçlem yapabileceğim bir noktada olursa renk dengesi güzel dağınımı güzel durur. Bunun da yine uçtan okuyalım çünkü genişçe bir çiçek bu. Evet. Bunlar kururken fırçanın ucunu yıkıyorum. Sıyırıyorum. Fırçanın ucunu ağzıma alıp su fazlalığını alıp bu uçlara koyduğum noktacıkları etrafında yayıp içe doğru çekiyorum. Fırçayı sürekli olarak ağzıma götürüyorum. Zehirlenmezsiniz. Şu ana kadar zehirlenmedim. Tekrar suya batırmaktansa çok sulu olur o zaman. Ağzınızla birazcık boyanın fazlalığını alın. Geriye devam edin. Da yarıdan diplere doğru indirmiş oldum burayı. Bir diğer çiçekteki uygulamayı da buraya yapıyorum. Uçtan içeriye doğru. Önce uç kısımda kendi içinde yayıyorum. Sonra birazcık daha alttaki dağılımı düzgün yapmasını sağlıyorum. Kadar göründüğüne baktım kameradan. Şimdi farklı bir renk yapalım. Sarıyla hafif kırmızıyı karıştırayım. Ne çok sarı olsun ne de çok turuncu. Sarıyı burada kullandım, turuncuyu. Bir de burada kullanayım. Bir de şurada kullanalım. Yine üçlemiş olduk. Diğer renkleri de sürelim. Hazır elimizdeymişken. Bu da bir yeşil tonu olsun. Kalpleri yeşil tonu kullanalım. Şimdi tam yumurta sarısı kullanayım. Bir de vermilyon kırmızısı iki çiçeğimiz kaldı. Bu tarafta kullandığım simetrik alanlarda tonlu bu tarafta da kullanabilirsiniz. Yani buradaki turuncuysa buradaki de turuncu olacak.
Gölgelendiriyoruz. Evet. Biraz daha yaklaştırmak istiyorum çünkü uzakta kalmış olabilir. Görünmedi bir dakika. Böyle renkli bir hareketlilik tamamlandığında daha da güzel görünecek. Şöyle yana çevireyim geliyor çünkü YouTube'da düz yaptığında ekran değişiyor. Bir sonraki aşamada ben çizgisel ayırımları yine lacivert zemin kullanacağım ama çizgisel ayırımların içerisinde turkuaz yapacağım bir sonraki köşede. Bir sonraki köşede de siyah ve bordoyu kullanacağım bir arada. Bir sonraki köşede de iğne perde çintemani dediğimiz zemin üzerindeki 3 beyaz noktacıkla zemine yapabileceğiniz farklılıkları göstereceğim. Her bir çizgisel ayırımın renkleri de farklı olmuş olacak. Siz ne yapıyorsunuz? Bir kenara hangisini yaptıysanız diğer kenarları da onu yapıyorsunuz. İlk etapta çok muntazam olmayacak, moraliniz bozulmasın, çok normal. Herkes bu kadar kolay bir seferde çok güzel yapıyor olsa zaten bu sanatın zorluğu ya da takdir edilirliği nereden geliyor olacak? İlla ki zorlanacaksınız, illa ki ilk yaptıklarınız iyi olmayacak kendi gözünüzde. Zamanla çalıştıkça daha da iyi yol kat edeceksiniz. İnanın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.